Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Baron'la Reyna'yı yürüyüşe çıkardım. Sadece ikisini aldım arkadaşlar çünkü o nereye gitti ya Allah'ım ya. Ya şşt, gel al Reyna. Bak Reyna. Sen buraya gel. Aşağıda köpek vardı ya, böyle bir şey olamaz ya. Ulan nasıl bir şey. Bak o da geliyor, yine köpek geliyor, görüyor musun? Hayır Reyna gel. Anam Baron onu görürse var ya. Reyna. Hayır. Hayır. Reyna gel, hadi Reyna. Hayır lan. Bir köpek var aşağıda ya. Av köpeği video ya. Av köpeği yani, şimdi benim sesini duydu ya, seviniyor. Bir şey ava gidiyoruz zannediyor. Av köpeği benim sesinden kaçmaz. Hadi oğlum. Hadi bak. Hadi bakayım. Ufak köpek ya. Ulan şerefsiz, sen onu nerede anladın da hemen oraya gittin ya? Aşağıdaki evin köpeği herhalde. O da oraya çıkmış. Ulan ya. Bazen işte arkadaşlar, mermi de işe yaramaz çünkü. Av köpeği. Bir seferinde bir tane av köpeği vardı. Mermiden kaçıyordu o. O sayılmaz. O başka bir av köpeği ama bu hemen koşa koşa gene geldi yani. Gelmesin peşimizden ya. Şimdi Allah'ım ya. Bir de onu kurtaracağız şimdi bir de. Şerefsiz. Nereden çıktı ya? İlk defa çıktı ya. Allah'tan Baron farkında olmadı ya. Yani Reyna'yı durdurmasam gidecek arkadaşlar. Gitti mi? Şimdi köpek ona şey yapar, bu dişi diye, o belki erkektir. Köpek ona cazmaz yapar. Ondan sonra ben oraya gidene kadar zaten sıkıntı olur yani. Arkadaşlar şimdi bugün sizlerle en son biliyorsunuz Baron'la yürüyüş yapmıştık. Ondan sonra zaten böyle videolu yürüyüş yapmadım yani. Salıyorum Baron'u Reyna'yı ama yani kendim video çekerek yürümüyorum. Ben biraz yürüyorum, onlar gidiyor. Sonra zaten geliyor. Şimdi teker teker oluyor tabii ki. Baron'u salıyorum geliyor. Reyna'yı salıyorum gidip geliyor. Ama böyle ikisini saldığım zaman ben de yürüyorum. Şimdi hem yürürken bu videoyu çekeyim dedim. Çünkü bu videoda karar aldık. Yani karar aldık derken kararı aldım ben. Kendim aldım bir karar. Bu karar da şu arkadaşlar. Artık Kangal tartışması, kangal söylemi kullanmayacağım. Bundan önceki videolarda falan kullandık. Belki ileride ağzımızdan kaçarsa tabii onu yapacak bir şey yok da. Ama dikkat edeceğim. Çünkü kangal artık dil alışkanlığı yani. Ona öyle kolay kolay şey yapamayız da. Tamam oğlum, atmıyorum, merak etme. Aferin oğluma benim ya. Baron. Aferin oğluma benim. Ama bundan sonra özellikle dikkat edeceğim. Çünkü Baron ve Reyna artık Türk çoban köpeği. Yani Anadolu çoban köpeği, Türk çoban köpeği. Ben Türk çoban köpeği şunun için söylemek istiyorum. Yani bu köpekleri dünyanın her yerinde izliyorlar artık. Dünyanın her yerinde seviyorlar. Bunun adı
Buna Türk çoban köpeği yakışır yani o zaman. Madem kangal, yani %100 kangal değil, %100 saflık derecesinde değilse, mesela Reyna'ya Birol Başyiğit Baron'dan daha yakın dedi yani. Baron'dan daha fazla kangal geni var. Tabii ki biz bildiklerimiz demek ki yanlışmış arkadaşlar. Yani bunu saklamanın veya söylememenin hiçbir şeyi yok. Yani söylesek ne olacak, söylemesek ne olacak, ama ben söylüyorum çünkü bildiklerimiz yanlış yani. Birol arkadaşımız o kadar doğru güzel bir şekilde açıkladı ki, yani mantığa da uyduruyorsun açıkladıklarını arkadaş. Yani adam anlatıyor, hani biri söyler sana bir şey anlatır, hiç bu şekilde bir anlatanı ben duymadım mesela. Ama dedikleri gerçekten çok mantıklı. Yani bir şeyi söylerken, açıklarken böyle beynimize hani vurması gereken yerleri iyi çekti bence. Yani dikkat çekti. Şimdi Baron'un o dikdörtgenliği falan filan, şimdi bir sürü şey anlattı da. Daha önce de tabii anlattı. Videodan daha sonra anlattıkları da var. Ben şimdi Baron'u, yani kuyruğu mesela, kuyruğu muyruğu her şeyin mesela kangal gibi. Mesela ayaklarının duruşu, işte ön göğüs falan, ama mesela bu geriye doğru gelen bel kısmında işte bazı yerleri kangalla uyumlu değil. Yani bunlar, biz tabii şimdi bir şey araştırırken, yani konuşurken bir şey bilmiyoruz da konuşuyoruz. Yani nasıl konuşuyoruz? Bize söylenene şey yaparak konuşuyoruz yani, dikkate alarak. Ve böyle doğruyu bildiğini inandığımız kişilerin anlatmasını ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya böyle, tamam bu da böyledir falan. Yani bu şekilde bir yaklaşımla Baron'u şöyle söyleyeyim size, yani kangal sınıfına sokuyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Baron'dan daha, siz de biliyorsunuzdur, daha böyle değişik köpeklere de kangal diyorlar yani. Özellikle bunu üreticiler de söylüyor. Yani ben burada şimdi şuna artık dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Kangal artık Türkiye'nin yine bir ırkı, ama saf kangal diye bir şey nasıl bulunacak? Nasıl onu Birol Başyiğit çok güzel bir şekilde açıkladı. Varsa bunu yapan, eden, o zaman desin işte bu saf kangaldır. Yani gerçekten mantıklı, ama şimdi öyle birini, daha henüz öyle bir şeye gelen olmamış. İnşallah gelir, biz de görürüz. Ama şimdi diğer bir konu da şu, ona da dikkat çekelim. Yani bu köpek şimdi kangal değil, bu da o zaman Türk çoban köpeği. Yani yine bizim ülkemizin köpeği, Türk çoban köpeği. Yani görünümü, fiziği, yani ne bileyim, aklı, karakteri, sertliği, yani neyi eksik? Şöyle bir söyleyeyim size, mesela Baron'un neyi eksik yani? Baron'u yavruyken yetiştirseydik, inanın Fatih'e dalma malma gibi bir problemi de olmazdı. Baron'un bir eksisi o bende. Ama yavruyken alsaydık, yetiştirseydik, 8 aylıkken aldık bunu, biliyorsunuz. Bugüne kadar da kangal diye bizim bunu tabir etmemiz, bize hediye eden kişilerin kangal ve Sivasspor'un taraftarlarının bunu getirmesi, işte hediye olarak Sivas kangal, yani onlar için o maçlarda oluyor bu şeyler, bilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii olabilir yani. Belki onlar da bilmiyordur. Her neyse, yani fark etmez artık. Yani Baron pitbull olsa, yani ne olursa olsun Baron benim Baron'umdur artık. Türk çoban köpeği olarak bunu, yani bunu Baron olarak da sadece açıklayabilirim. Yani sadece Baron olarak da, Baron bir ırk zaten de artık bundan sonra, ama ben bunu Türk çoban köpeği olarak videolarını yine paylaşacağım. En azından Türkiye'mizin bir ırkı tanınsın, meşhur olsun. Türk çoban köpeği
dünyanın kaç ülkesinde izleniyor? Yani hemen hemen 190 mı? Öyle bir şeydi herhalde. Yani bu istatistiklerde var. Bu ülkelerde bu köpek artık tanınıyor arkadaşlar. Dünyada tanınıyor neredeyse. Ama şimdi biz bu köpeği yani kangal değil diye kesinlikle böyle nasıl söyleyeyim? Yani şey bir gözle bakmayacağım. Hani küçültücü bir gözle. Kesinlikle benim için zaten Baron her zaman bir numara. Hep de öyle kalacak yani. Çünkü karakterini biliyorum. Bana davranışını, bana itaatini, beni sahiplenmesi. Yani ya bırakın Baron'u arkadaşlar. Başka yani köpek hayvan seven insanların ufacık köpekleri oluyor. Onlar bile nasıl savunuyor ki sahibini, nasıl böyle sahipleniyor. Yani o da bir can, bu da bir can sonuçta. Ama tabii ki Baron şimdi yani bir asaleti, bir asilliği, tamam mı arkadaşlar? Bunu şimdi bana, şimdi benim köpeğim olduğum için bana geliyor ki yani ben bunu başka bir köpekte bulamam yani. Ben kendi köpeğimde bulurum. Sen de kendi köpeğinde bulursun. O yüzden bu köpek benim için bu asalet, bu karakter, sertlik, adamcılık, işte koruma olduktan sonra kangal olmasa ne olur yani? Ama bunlar işte kangala yakın köpekler. İşte Türk çoban köpekleri. Bu kangala yakın olan köpeklere Türk çoban köpekleri diyorlar. İşte bunlar yani ben yine de şimdi Birol'u dinledik, öğrendik bir şeyler ama biz şimdi oradan öğrendiklerimizi bile doğru düzgün anlatamazken insanlara kangal konusu hakkında işte bir şeyler anlatmaya çalışmayacağım. Ama ben kendi köpeğimi Baron'u her zaman anlatırım ne yaptı ne etti. Bak görüyorsunuz hem videolarda hem de böyle videoda olmayan şeyler de bazen oluyor. Ben size Baron'un her şeyini anlatıyorum. Siz de Baron'u ben ne kadar biliyorsam siz de o kadar biliyorsunuz arkadaşlar. Uzaklaştılar bayağı. Ben şimdi şöyle şuraya doğru gideyim. Hava da kararıyor. Birazdan akşam ezanı okunacak. Ben de gideceğim. Yemeklerini vereceğim arkadaşlar. Şimdi Baron şu anda beni görmüyor. Bak hemen geldi biraz. Hemen geldi. Ya bu Baron ben buna ne diyeyim ya? Bu özellikle yürüyüşlerde böyle dağda mağda yani çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bırakıp gitmiyor beni ya. Eğer burada duracaksak Baron'un kuralı bu. Eğer burada duracaksak etrafı bir kesiyor. Gidiyor sağa sola. Reyna da aynı şekilde. Her tarafa bakıyor bir şey var mı yok mu. Ondan sonra geliyor oturuyorlar yanıma. İkisi de aynı. Ben daha bir köpekten daha ne bekleyebilirsiniz ki yani. Çadırı da o kursun, yemeği de o yapsın diye bir şey yok. Yani bunu yapsın yeterli ya. Evet, Turkish Shepherd Dog Baron. Artık o etiketleri öyle paylaşacağız ki Baron'u görenler Türk çoban köpeği olarak artık namını duysun. Aferin oğluma benim. Göz yapısı dedi. Evet, göz yapısı. Bak şimdi aklıma geldi. Göz yapısı kangala tam uymuyormuş arkadaşlar. Ya hayır! Hayır oğlum! Hayır Baron buraya gel! Baron buraya gel! Baron! Lan Leyla buraya gel! Leyla buraya gel! Leyla! Leyla Baron buraya gel! Baron buraya gel! Baron hayır Leyla! Leyla! Annen o orası. Baron! Baron buraya gel! Baron buraya gel! Baron atarım ha! Atarım bak! Atarım buraya gel! Bak Baron'u nasıl dururum Allah'a şükür. Leyla! Leyla senin sülaleni. Ya bu var ya! Bu şerefsiz Leyla! Ya o köpek var ya o köpeğin sahibi bak tasma da vardı onda. İnşallah bir şey yapmaz ona ya. Baron buraya gel. Ben mecbur gidemeyeceğim arkadaşlar çünkü. Ben gidemeyeceğim çünkü Baron da gider o zaman. Baron'un işte bu huyunu seviyorum arkadaşlar. Durduruyorum yani Allah'a şükürler.
Birkaç kere video dışında da bu tarz şeyleri yaşadım. Hayır, hayır. Hayır. Lafımı dinliyor. Gel buraya oğlum. Gel buraya Baran. Gel buraya. Aferin. Bak Reyna gitti. Reyna gitti. Videoyu da ya o anı da çekebildim bilmiyorum ama bir anda çok kötü oldum ya. Reyna! Reyna gitti ya. O köpeği yakalayabilir mi bilmiyorum. Av köpeği o da ama. Tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar videoyu kapatayım da. Evi arayayım ben. İnşallah köpeğe bir şey yapmaz ya. Yani köpek de ufak bir köpek ya. İnşallah yapmaz ona. Yani şimdi evdeki köpeklere şey yapmayan mı? Böyle yabancı köpeklere çok sert oluyor. İnşallah bir şey yapmaz ya. Belki köpek böyle oyuncu bir şeydir. Kendini sevdirir ona. Şirin gözükür bir şey olur. Daha sonra bilgi veririm size arkadaşlar ya. Ben şimdi gidersem Baron da gidecek. Şimdi böyle durdurduk ama çok fazla ileri gidersek de durduramayabiliriz. Hazır riske etmeye gerek yok. Yani Reyna'dan kurtulma ihtimali olur belki. Reyna şey yapar ama Baron erkek köpekse Baron onu şey yapar ya. Çok kötü yapar ya. Tamam oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum benim. Dur. Ne yapacağız ya? Yanıma da zincir almadım ya. Görüşmek üzere arkadaşlar. Reyna'yı bekleyeceğim burada ben. Reyna! Hayır Baron. Reyna gel. Reyna gel. Bak nasıl geliyor. Bak nasıl geliyor. Nasıl geliyor. Gel. Aferin. İyi ki kapatmadık videoyu. Gel gel. Gel nasıl geliyor. Bak korkarak geliyor bak. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel. Niye gittin? Niye gittin Reyna? Niye gittin Reyna? Niye gittin? Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Bak seni gebertirim Reyna. Seni gebertirim Reyna. Gel buraya. Hayır Baron. Niye gidiyorsun sen? Niye gidiyorsun Reyna? Niye gidiyorsun Reyna? Niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun ha? Niye gidiyorsun? Benden izin almadan gitmek yok. Aferin kızım. Aferin. Hadi gel. Hadi buradan gidelim. Hadi gel. Hayır Baron. Buradan. Hemen gel. Baron'a bak Baron'a. Baron'a bak Baron'a. Buradan. Hayır yukarı yukarı. Yukarı. Yukarı seni gebertirim bak. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hala oraya bakıyor bana. Ya o köpek de tam bir gerizekalıymış ya. Tam bir mal ya. Tam adamlarının yanına geliyor ya. Tamam oğlum tamam tamam tamam. Tamam 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 hadi. Köpek intihar etmek için mi geldi acaba ya? Böyle sığırlık olur mu ya? Oradan mermi atarım ben. Kaçırıyorum onu. Gidiyor aşağı doğru. Yani Reyna gidiyordu ona oradayken. Reyna'yı geri çevirttim oradan. Bu sefer Reyna... Bir kovaladın ama inşallah bir şey yapmamıştır ona ha. Gel bakayım Reyna şu ağzına falan bir bakayım dur. Evet arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Bakın siz de görün. Tertemiz. Bir şey yapsa böyle buralarında kan var olur. Evet aferin hadi gel. Hadi Reyna sadece onu kovalamış demek. Hadi gel hadi hadi bakayım. İşte arkadaşlar yanımızda neden silah oluyor? Siz de görün yani silah. Bizim için yani bunun dışında da şeylere gerekli ama özellikle bu hayvanlarla gezerken gerekli yani çok gerekli. Hadi gel hadi ol hadi yürü. Baron aklı orada Baron'un da onu geri döndürmem lazım. Ama yani arkadaşlar şurada görüyorsunuz köpek geldi Baron. Reyna nasıl oraya çekebildim bilmiyorum bakacağım ben de izleyeceğim. Ama köpekleri... Özellikle Baron'u nasıl kontrol ettim gitmedi. Bakın köpek görmesine rağmen diyorum size. Pablo olsaydı yani kontrol edemezdim. Narkozu belki yine ederdik ama Pablo'yu ve Escobar'ı ya da Korsan'ı kontrol edemezdik ya. İşte Baron'u o yüzden ayrı geçiyorum. Aferin oğlum gel. Hadi hadi Baron. Hadi oğlum. Aferin sana oğlum benim. Evet arkadaşlar. Türk çoban köpeği Baron hepinize iyi akşamlar diliyor. Reyna da. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.
Hava karardı, ezan okundu.